Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da çok enteresan bir uçuş yapıldı. Rusların stratejik bombardıman uçağı Tupolev 160 havalandı ve tam 25 saat yani bir günden fazla havada kaldı. Peki bir bombardıman uçağı kaç saat uçabilir? Kaç saat havada kalabilir? Ne kadar menzile gidebilir? Hadi gelin bu videoda dünya rekorlarına birlikte bakalım. Videonun başında da size belirttiğim gibi Rusların rekor kırdığı uçağın tipi Tupolev Tu-160. Stratejik bombardıman uçağı 45 ton gövde içinde farklı bombalar, hassas atış gerçekleştirebilen lazer güdümlü bombalar veya seyir füzeleri taşıyan bir uçak. 4 kişilik mürettebatı var bu uçağın. Bu mürettebatın ikisi pilot, biri atışlardan, silahlardan sorumlu operatör ve dördüncü kişi de navigasyon yani seyir sefer amaçlı uçakta görev yapıyor. 1981 yılında ilk uçuşunu yapan Tupolev 160 1987 yılında hizmete girdi. Ses hızının iki katına ulaşabiliyor. Normal bu tür seyir uçuşlarında ise saatlik sürati 970 kilometreye ulaşabiliyor. Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Tupolev 160 üstlerinden kalktıktan sonra kuzeye doğru açıldılar. Sibirya'da uçtular. Sibirya'nın arkasından Pasifik Okyanusu'na çıktılar ve daha sonra dönerek tekrar üstlerine doğru geldiler. Bu uçuşta yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edilerek havada 25 saatlik görev yapıldı. Uçuş ekibinin 4 kişiden oluştuğunu söylemiştim. Tabii ki belirli bir süreden sonra mürettebatın mesaisi bittiği için Birlikte dönüşümlü olarak uçtular. 2 uçuş ekibi görev yaptı. Yani toplam uçakta 8 kişi her uçakta 8 kişilik mürettebat bu uçuşta görev yaptı. Arkasından uçuşunu tamamlayan iki uçak üstlerine inişini gerçekleştirerek bu rekoru kırmış oldular. Bir önceki rekor 24 saat 15 dakikaydı. Tabi normalde Tupolev Tu-160 uçakları e, amacı neydi? Soğuk savaş döneminde Rusya'dan kalkıp en büyük düşmanı olan Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne üzerine gitmek veya yaklaşmak ve sahip olduğu çeşitli e, seyir füzelerini, özel bombaları ki bunların arasında nükleer bombalar da olabiliyor, hedeflerine bırakmaktı. Ancak uçak hizmete girdikten kısa bir süre sonra Sovyet-Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı ve soğuk savaş dönemi sona erdi. Ama gözüken o ki aradan neredeyse 30 yıllık süre geçmesine rağmen soğuk savaş Farklı alanlarda yeniden başlamış durumda. Bu nedenle de Rusya Tupolev-160'ları yeniden üretime almak, modernize etmek için sık sık çalışmalar gerçekleştirmekte. Rusların bu rekor açıklamalarından sonra tabi Amerikalılar da hemen sahneyi boş bırakmamak üzere bir adım attılar. Ve kendilerinin geçmişte kırdığı rekorları paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediler. E, Tupolev-160'ın bir benzeri Amerika'da B-1B... 2014 yılında 30 saat havada kalarak bir rekor kırmıştı. Ve Amerikalıların paylaştığı diğer rekor ise Stealth yani radara yakalanmayan B2 stratejik bombardıman uçağının kırdığı 44 saatlik bir uçuştu. Ama havadaki en uzun süre uçuş ise B52 Stratofortress uçaklarına ait 1957 yılında gerçekleştirilen bu rekorda 45 saat havada kalınmıştı. İsterseniz bu Rekor uçuşlarında detaylarına birlikte bakalım. B1B uçakları bir tatbikat sırasında Güney Dakota'daki üstten havalandılar ve arkasından Guam'a gittiler. 30 saat havada kaldılar. Bu 30 saatlik uçuş sırasında B1B'ler 3 kez yakıt ikmali gerçekleştirildi. Bu bir tatbikattı. İkinci rekor ise B2 stratejik bombardıman uçağına ait. B2'ler de 44 saatlik bir rekoru 2001 yılında kırmışlardı. Hatırlayacaksınız 11 Eylül saldırıları sırasında gerçekten ilk defa yolcu uçakları bir terör aracı olarak kullanılmıştı ve e, ikisi dünya ticaret merkezine New York'ta, biri Washington DC'deki Pentagon yani Amerikan Savunma Bakanlığı'na 3 uçak düşmüştü. 4. uçağın hedefine varılmadan düştüğü veya düşürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bu saldırıların arkasında hemen Amerika suçlu e, suçluyu buldu ve Afganistan'a bir hava operasyonunu B-2 bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirdi. B-2'ler biliyorsunuz stealth yani radara görünürlüğü çok düşük olan savaş uçakları ve Amerikan Hava Kuvvetleri envanterindeki de en pahalı uçak ünvanını taşıyor ve yıllar önce açıklanan fiyatlar milyar doların üzerinde B-2'lerin. B-2'ler üstlerinden kalktıktan sonra Pasifik Okyanusu'nu açtılar. Pasifik Okyanusu'nun ardından Hint Okyanusu ve oradan Pakistan hava sahasına geçip Afganistan'a ulaştılar. Buradaki hedeflerini vurdular. Ee, Afganistan'daki hedeflerini vurduktan sonra B2'ler Diego Garcia'ya iniş gerçekleştirdiler. Bu uçuşta tam 44 saat süren bir rekor uçuşuydu. Halen bombardıman uçakları arasındaki en uzun uçuş rekoru ise Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait B52 Stratofortress uçaklarıyla kırılmış durumda. Bu rekor için 5 B-52 tipi bombardıman uçağı 16 Ocak 1957 tarihinde Kaliforniya'daki üstlerinden havalandı. Kaliforniya'da daha sonra kuzeye doğru, Kanada'ya doğru açık, e, çıkacak uçaklar İzlanda, Avrupa rotası üzerinden aşağıya doğru inecek, Suudi Arabistan'a inecek, Sri Lanka ve daha sonra da e, Hint Okyanusu'nu kat ettikten sonra tekrar Pasifik Okyanusu'na çıkarak hava üzerinden Kaliforniya'daki üstlerine vardılar. Dediğim gibi 5 uçak yola çıktı ancak 2 uçak çeşitli arızalar nedeniyle farklı farklı üstlere inmek zorunda kaldı. 1957 yılında bu uçuş havadan yakıt ikmalle tamamlanabildi ve tam 45 saat sürdü. O yıllarda B-52'lerde uçağın hemen arkasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gelenek diyelim bir makinalı tüfek tareti noktası vardı. Hatta burada uçan bir kişi de Dünyayı tersten dolaşarak, yani ters oturarak dolaşarak ayrı bir rekor kategorisine de sahip olmuştu. Amerika tabi bu rekoru kırarken o 1950'lerin Soğuk Savaş döneminde e, istediğim hidrojen bombasını dünyanın her yerine giderim ve atarım iddiasını ortaya koymuştu. Tabi her rekorun kırılmasının arkasında da bir neden olduğunu unutmamakta fayda var. Gelelim sivil rekorlara, dünyanın etrafında gerçekleştirilen en uzun uçuşta Global Flyer tam 67 saat yani 2 gün 9 saat havada kalmıştı ve dünya turunu 40 bin kilometreden fazla uçarak tamamlamıştı. Bir önceki rekor ise Voyager olarak adlandırılan bir özel yapım uçağı aitti. Voyager 9 gün 3 dakika havada kaldı ve dünya turunu yaklaşık 40 bin kilometrelik bir uçuşu gerçekleştirerek emniyette yere indi. Bunlar sivil açıdan en uzun rekorlar ve halen bu rekorlar devam ediyor. Tabi bu rekorları söylerken de e, katedilen mesafeyi ön plana alarak sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'de de bazı rekorlar var. Türkiye'de de örneğin insansız hava araçları konusundaki rekor şu an yeni kırıldı. E, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne ait Aksungur insansız hava aracı tarafından kırıldı. Çift motorlu İHA sistemi tam 49 saat havada kaldı ve havada da ay yıldız çizerek bu uçuşunu tamamladı. Arkasından Aksung'un 12 adet mamle tipi mühimmat taşıyarak da e, ne kadar uzun süre kalabileceğini ispatlamış oldu. Bir önceki rekor Baykar grubunun tasarladığı Bayraktar TB2'ye aitti. Bayraktar TB2 de 27 saat kalarak havada rekor kırmıştı. Ondan önceki rekor ise yine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka'ya aitti. Anka'da 26 saat 30 dakika havada kalarak bu rekoru kırmıştı. Şimdi gelelim havada uçaklar nasıl bu kadar uzun süre kalabiliyorlar buna bakalım isterseniz birlikte. Öncelikli olarak havada uzun süre kalabilmenin en önemli e, kriterlerinden biri taşınan yakıt. Yani bütün depolarını uçağın doldurduğunuz zaman ne kadar havada kalabiliyorsunuz? Bu havada kalma süreci tabii ki uçakta taşınan yükle de alakalı bir durum. Örneğin uçakta bomba taşıdığınız zaman uçağın ağırlığı artmaya başlıyor ve tabii ki motorların yakıt harcama durumları da yavaş yavaş artmaya başlıyor. Çok fazla uzun süre havada kalabilmek için yüksek irtifadan gidilmesi hedefleniyor. Çünkü ne kadar yüksek irtifaya çıkarsanız harcadığınız yakıt oranı da düşmeye başlıyor. Yüksek irtifadan uçmanız gerekiyor. Ve tabii ki bu tür uçuşlarda rüzgar hesapları çok önemli. Genellikle arkadan alacağınız rüzgar daha az yakıt harcayarak daha hızlı bir şekilde gitmenizi sağlıyor. Hava aracına kafadan rüzgar almaya başladığınız zaman hızınız düşüyor ve motorlardaki harcanan yakıt oranları da artmaya başlıyor ama bu kadar uzun uçuşlar için tabii ki uçuşlarda, uçaklarda bazı özel modifikasyonlar da gerçekleştirilebiliyor. Örneğin Amerika'da üretilmiş pervane uçakları söz konusu dikkate alırsak bu pervane uçakların koltukları sökülüyor ve kabin içerisine özel yakıt tankları yerleştiriyor. Böylece çok uzun saat havada kalınıyor ama bu uçuşlar öncesinde tabii motorun bu kadar uzun süre havada çalışmasını sağlayacak e, ...testlerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yoksa öyle 2-3 saat çalışıp teknik bir arıza çıktığı zaman... ...ki çoğunlukla yapılan uçuşlar okyanus üzerinde, deniz üzerinde... ...bunlar acil bir iniş yapacağınız yer olmaması... ...gerçekten yüksek risk oluşturduğunu da hatırlatmamda fayda var. Bugünkü videomuzda sizlere bombardıman uçaklarının havada geçen... ...uzun süreleri ve kırdığı rekorları anlatmaya çalıştım. Videolarımız bu aralar biraz aksattık ama her gün yayınlanmaya devam ediyor... Savunma havacılık, sivil havacılık konusundaki videolarımız için lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com'da. Bize sorularınızı yorum yazın veya info@tolgozbek.com adresine yollayabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek isterseniz katıl tuşu sizlerin ilgisini bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.